Evet, merhaba arkadaşlar. Mersin Üniversitesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri bölümünün Bilgisayar Ağ Güvenliği dersinin 3. haftasındayız. Geçen dersimizde öncelikle işleyeceğimiz dersin içeriğinden bahsettik. Bilgisayar ağlarına genel bakıştan bahsettik. Ağ katmanlarından bahsettik. Ve kablosuz ağlardan bahsettik arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde ağ yönetimi ve SNMP'nin ne olduğundan bahsedeceğiz. Ağ bileşenlerinden tabii ki ağ yönetimi için öncelikle ağ bileşenlerinin neler olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ağ yönetim araçlarından bahsedeceğiz. Ağ yönetim çeşitlerinden ve ağ yönetim altyapısından bahsettikten sonra SNMP protokolünde dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi ağ yönetimi ve SNMP nedir? Bu öncelikle şöyle bir bilgi verelim. Geçen dersimizde hatırlarsanız bir internet altyapısının nasıl oluştuğundan bahsetmiştik. Öncelikle iki bilgisayarın birbiriyle bağlanmasıyla başladı. Yani iki üniversitenin kendi arasında veri paylaşımı, bilgi paylaşımı için iki bilgisayarı birbiriyle bağlamasıyla başladı ve günümüzde büyüyerek artık milyarlarca cihazın birbirleriyle bağlantısıyla bir internet ağı oluştu arkadaşlar. Ve bu internet ağında artık günümüzde sadece bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler, dizüstü bilgisayarlar değil, IoT cihazları dediğimiz özellikle işte kameralardan, en basit kameralardan, bugün en basit dronlardan, kullandığınız dronlar da Wi-Fi üzerinden bağlanabiliyorsunuz. Veya işte savunma amaçlı, saldırı amaçlı üretilen cihazlardan hepsi arkadaşlar internete bağlanabiliyor. Tabii özel ağ üzerinden bağlanan var, genel ağ üzerinden bağlananlar var. Biz basit bir yapı olarak işte PAN, LAN, WAN bunlardan bahsetmiştik. Şimdi tüm dünyayı coğrafi alan olarak kabul eden internet veri alışverişini sağlamak için arkadaşlar hub, switch, router ve benzeri cihazların yardımına ihtiyaç duyuyor. Yani bu cihazları kullanarak bir ağ ve internet altyapısı oluşturuluyor. Ağ yönetimi bir anlamda ağın sağlıklı çalışmasını sağlamak anlamına geliyor. Şimdi burada resimde gördüğünüz arkadaşlar bir ülkeler arası internetin altyapı omurgasını gösteriyor. Her bir nokta şehri belirtiyor. Ve şuradaki renkli çizgiler ise bu ülkeler kıtalar arasındaki fiber optik bağlantıyı gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bilmiyorum hani merak ettiniz mi ya da daha önce gördünüz mü? Ülkeler arasında deniz altından fiber optik kablo bağlantıları yapıldı arkadaşlar. Yapılıyor ve her yıl yenisi çekiliyor. İşte burada gördüğünüz şeyler, şöyle ben biraz büyüteyim bu resmi arkadaşlar. Şöyle biraz evet. Böyle büyütecek olursak, gördüğünüz gibi arkadaşlar, buradaki her bir renklendirilmiş çizgi bir fiber optik ağ hattını gösteriyor, kabloyu gösteriyor. Bir hani Kuzey Kutbu'nda da çekilen, İzlanda'dan çekilen, işte özellikle Avrupa Amerika arasında yoğun bir hat var. Amerika ile Güney Amerika arasında bir yoğun hat var. Ayrıca Çin Amerika arasında da yine yoğun bir ağ hattı var. Fiber optik ağ hattı var. Şimdi bunlar gemilerle çekiliyor. Hani merak edenler varsa özellikle internette bu fiber optik ağ döşemeye yönelik videolar mevcut arkadaşlar. Peki bunları oluşturmak bizim için yeterli mi? Hayır, bizim için yeterli değil. Aynı zamanda son dönemde biliyorsunuz uydu üzerinden de ağ iletişimi, internet iletişimi yapılıyor. Yani son dönemde demeyelim, son dönemde adı duyulan Elon Musk'ın işte dünya yüzeyine habire uydu gönderiyor. Özellikle interneti uydu üzerinden vermek için ve hatta Türkiye'ye de hizmeti
vermeye başlayacak diyebiliyorum. Tabii 100 dolar gibi bir fiyatı var. Türkiye fiyatı da 100 dolar. Yani belki yüksek maliyet gibi gelebilir ama tercih edecek yine şirketler olabiliyor arkadaşlar. Özellikle hızı artacak olursa, şu an için hız biraz ilk testlerde yeterli bulunmadı ama hız arttığı zaman şirketlerin, özellikle uluslararası Türkiye'de de iş yapan şirketlerin tercih edebileceği düşünülüyor. Hani fiber optik kabloyla bağlantıların yanında uydu üzerinden, tabii sadece Elon Musk'ın geliştirdiği uydu yok burada. Yahoo da bu konuda çalışmalar yapıyor. Hani normal ülkelerin televizyon uyduları da aynı şekilde yine internet iletişimini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Şimdi ağ bileşenleri nelerdir? Basitçe temelden gidelim. Öncelikle bilgisayarlardır. Tabii burada resmini gördüğünüz eski 1970'lerdeki, 80'lerdeki bilgisayarların resimleridir arkadaşlar. Bu bilgisayarlar tabii başlangıçta ağa bağlı değildi. Ağa bağlamak için gerekli olan cihaz Ethernet kartı dediğimiz veya NIC dediğimiz cihazdır. Bunun kablolu Ethernet kartı ve kablosuz Ethernet kartları mevcut. Burada kablolu Ethernet kartını görüyorsunuz. Kablosuz, özellikle PC'ler için takılabilecek kablosuz Ethernet kartı var. Ve notebooklarınızdaki kablosuz Ethernet kartı da bu arkadaşlar. Yani ileride kablosuz Ethernet kartınızı değiştirme ihtiyacı duyarsanız, dizüstü bilgisayarlarınızın arka kapağını açtığınızda şöyle bir kart, yine bir kablosuz ağ kartıdır. Bunlar ağa bağlantı için gerekli olan eklenti kartlardır. Cep telefonlarında da aynısından şuna benzer, tabii daha küçük modüllü kablosuz ağ kartı mevcuttur arkadaşlar. Cep telefonlarının da tasarımına göre yine bunlar daha küçük ama yine ayrı parçalar halinde bulunmaktadır. Tabii aynı şekilde tabletler de buna dahildir. Eğer işte kablosuz veya kablolu iletişim sağlamak için kullanılan IoT cihazlarında da yine bir Ethernet portu, RJ45 portu, Ethernet kartı, RJ45 portuna sahip bir Ethernet kartı, onboard veya işte bir kablosuz modül satılmaktadır veya üretilmektedir arkadaşlar. Şimdi ağa bağlanmak için bir bilgisayarın bu kartlardan birisine ihtiyacı var. Bilgisayar derken tekrar söyleyelim, elektronik cihazlar diyelim, cep telefonları da buna dahil diyelim, şeyler de yine diğer IoT cihazlar da dahil. Peki bunun önemi ne? Bunun önemi arkadaşlar, şöyle söyleyelim, cep telefonlarınızı, hani bunu bilmeyen yoktur aranızda, cep telefonlarınızı Türkiye'de kullanabilmek için Türkiye'ye kayıtlı olan bir IMEI numarasının olması gerekir. IMEI numarası nedir? O cihaz için üretilmiş dünyada tek olan bir numaradır. Şimdi hani belki başınıza geldi veya duydunuz. Başkası kaçak bir telefon getirip rastgele bir IMEI attığı zaman sizinkiyle eşleşirse size ve ona yasal uyarı gider ve o IMEI'nin bir süre sonra iletişimi kesilir. Sebebi aynı IMEI'ye sahip iki ayrı cihaz olmaması. Peki bizim bu konuyla bizimle ilgimiz var? İşte bu network kartı dediğimiz kartlarda da MAC adresi dediğimiz, MAC şeklinde yazılan MAC adresi denilen tek, dünyada tek olan bir numara var. Bu da arkadaşlar o kartı üreten fabrikanın kendisi tarafından verilmiş numaradır. Şimdi şöyle, şunu büyük bir ihtimalle şunun üzerinde böyle bir numara vardır. Şöyle büyüteyim bunu. Atıyorum. Şurada ECBDMVFSPS model. Evet, burada MAC adresi olarak herhangi bir bilgi yok. Ama şurada verilen işte bu seri numaralar bu üretim modeline yönelik, tabii MAC adresi burada yok, onu söyleyelim. Üretim modeline yönelik seri numaralar. MAC adresi de arkadaşlar yine dünyada tek
olmak zorunda. Çünkü iletişim kuracak olduğu için bu cihazın başka bir cihazla kopyalanmadan çalışması gerekiyor. Ağ iletişiminde özellikle yerel ağda arkadaşlar bilgisayarlar MAC adresleri üzerinden iletişim kurar. Öncelik MAC adresidir, IP adresi değildir. IP adresini ne olduğu çok önemli değil. Cihazlar birbiriyle MAC adresi üzerinden iletişim kurarlar arkadaşlar. Bu yüzden önemlidir MAC adresi. Diğer ağ bileşenlerinden bir işte bu bizim personel cihazımızın ihtiyacı olan karttır. Şimdi ağa bağlanabilmek için arkadaşlar repeater dediğimiz, hub dediğimiz, switch dediğimiz cihazlar var. Bunun atası hub'tır. Bu cihazların atası hub'tır. Hub özellikle işte Türkçe'ye göbek diye çevriliyor ama birden fazla bilgisayarın birbiriyle iletişim kurması için üretilmiş bir cihazdı. Fakat şöyle bir rolü vardı. Aynı anda iki cihaz birbiriyle haberleşebiliyordu. Üçüncü bir cihaz araya giremiyordu. Onu beklemek zorundaydı iletişim kurabilmek için. Ve hub'ın en büyük dezavantajı arkadaşlar, bir cihaz bir bağlantı portuna veri gönderdiği zaman alıcı normalde bir bilgisayar olması gerekirken bütün portlarına bu bilgi giderdi. Yani tabii burada hub cihazı genelde 8 portluydu. Bir portuna gelen bilgi, bilgisayar bir porttan bilgiyi gönderdiği zaman 8 portun tamamına giderdi bu bilgi. Şimdi şöyle burada şuna basalım üstüne arkadaşlar. 8 portlu cihazda veriyi gönderen kişi hub'a veriyi gönderdiği zaman hub bunu 8 porta gönderirdi. Yani gönderene de tekrar gönderirdi bu bilgiyi. Alıcı ise MAC adresine bakarak "Aa bu benimmiş." deyip aldığını söylerdi. Diğer 7 kişi "Bu bana gelmemiş." MAC adresine bakar, kime gönderildiğine "Bu bana gelmemiş." deyip paketi silerdi. Tabii bu da genel yayın olduğu için arkadaşlar cihazın bir süre sonra ısınmasına, kilitlenmesine neden olmaya başladı ve yetersiz oldu. Onun o dönemde bridge denilen bir kavram vardı. Bridge de iki ağın birbiriyle köprü oluşturmasını sağlardı. Hub ve bridge'in rollerini birleştirip switch üretildi. Şu an ekranda gördüğünüz iki cihaz da switch'tir. Switch'in rolü neydi? Switch arkadaşlar içerisinde küçük bir işlemci var, kendi belleği var ve her bir portuna bağlanan cihazın MAC adresini sorar. Bütün portlarına MAC adresiniz nedir diye bilgi gönderir. Bağlı olan cihazlar, açık olan ve bağlı olan cihazlar benim MAC adresim şudur deyip işte port numarasıyla eşleştirerek cihaz MAC adresini kendi içerisine yazar, belleğine yazar arkadaşlar. MAC tablosunu oluşturur. Sonra işte birinci portta şu MAC, ikinci portta şu MAC var diye. Sonra iletişime geçileceği zaman bir cihaz der ki ben şu MAC adresine sahip kişiyle iletişim kurmak istiyorum. MAC adresine bakarak switch sadece o porta veriyi gönderir. Böylece kişisel birebir iletişim sağlanmış olur. Switch'in günümüzde yaygın olarak kullanıldığını bilin. Hani evinizde bir modem varsa modemin arkasında 4 port bağlantı kuracağınız 4 port, kabloyla bağlantı kuracağınız 4 port varsa işte bunun içerisinde switch vardır. O switch rolündedir. Repeater nedir? Özellikle repeater'da arkadaşlar zayıflayan sinyali tekrar güçlendirmek için kullanılan cihazlardır. Eskiden hub, bridge ve repeater'lar ayrı ayrı üretilirken günümüzde bu üç rolü switch üstlenmiştir. Hub rolünü, bridge rolünü yani ağlar arasında bir köprü kurmayı ve zayıflayan sinyali kuvvetlendirmek için de yine switch'ler kullanılabiliyor. Tabii kablolarda özellikle arkadaşlar RJ45 dediğimiz LAN kablosu dediğimiz yerel ağda kullanılan kablolarda 100 metre sınırı vardır. Bu 100 metreye yaklaştığı zaman sinyaller bayağı zayıflamış demektir. 100 metreden sonra sinyaller neredeyse
kaybolma eşiğine gelmiştir. İşte eğer aradaki mesafe uzunsa iki ağın arasında 100 metreden fazlaysa araya bir switch daha konularak repeater yani ağı tekrarlama işlemi sağlanıyor. Ve bu pek göreceğiniz bir şey değil. Ağ omurgası oluşturulurken zaten bu yapılır ama göreceğiniz, günümüzde göreceğiniz, en çok göreceğiniz repeater kablosuz tekrarlayıcılar arkadaşlar. Hani evinizdeki özellikle internetin çekmediği noktalarda hocam ben işte modemi şeye koydum, salona koydum ama benim çalışma odamda kablosuz çok zor çekiyor. İşte tamam bilgisayarımın yanında çekiyor ama yatağıma geçtiği zaman kopuyor dediğinizde kablosuz tekrarlayıcılar özellikle kullanılıyor. Bu da yine zayıflayan sinyali kuvvetlendirerek yaymayı sağlayan cihazdır arkadaşlar. Diğer ağ bileşenimiz ise router. Ve hani yerelden dikkat ederseniz yerelden genele doğru gittik. Nedir router? Arkadaşlar yönlendiricidir Türkçesi. Bir ağı başka bir ağ ile iletişim kurması için ağın yönlendirilmesini sağlar. Yine sivice benzeyen bir yapıya sahiptir. Özellikle arkadaşlar bir ağdaki iletişim switchler vasıtasıyla kendi içerisinde sorunsuz ilerler. Ama siz başka bir ağa bağlanmak istediğiniz zaman iki switch'in arasına mutlaka router konulması gerekir. Bu router hangi ağın hangi ağa gideceğini, gidebileceğini, gidemeyeceğini belirleyen cihazdır. İnternet omurgalarını oluşturan cihazdır router'lar. Bütün internetin omurgasında kullanılan cihazdır router'lar arkadaşlar. Yani siz evinizden internet çıkışı yapmak için sizin cihazınız, router cihazınız olmak zorunda. Evinizde bir router olmak zorunda internete çıkabilmeniz için. Çünkü internet ayrı bir ağdır. Peki evinizde bir router var mı? İnterneti olanlar, evinde interneti olanlar bir router var mı arkadaşlar evinizde? Hocam modemin özelliği olarak hem modem hem router bir cihazım var ama hiç evet. Kullanmıyorum. İşte burada router dediğimiz kavram şu. Ev kullanıcılarının özellikle ADSL amaçlı üretilen cihaz modem dediğimiz cihaz arkadaşlar 4 role sahiptir. Nedir birinci rol? Modem rolü. Yani telefon sinyalini alıp sizin internete bağlanmanızı sağlayan modem rolü. İkinci rol router rolü. Router rolü de sizin iç ağınızda oluşturduğunuz birden fazla cihazın dışarıyla bağlantısını izole eder. İzole eder, keser. Başkasının sizin ağınıza girmesini engeller. Sizin evinizin içindeki bilgisayara, cihaza bağlanmasını keser router. Ve sizin de dış ağa bağlanmanızı sağlar. Üçüncü rol arkadaşlar switch rolüdür. Birden fazla cihazın bağlanabilmesini sağlar. Bu kablolu veya kablosuz switch rolüdür. Dördüncüsü de hani kablosuz yayın yapma özelliğidir. Kablosuz yayın yaparak size ağın dağıtılmasını sağlar. Bu özellikle router dediğimiz cihaz yerelde evimizde modemin içerisinde mevcuttur arkadaşlar. Evet, router'ların çalışmasına yönelik daha ayrıntılı bilgiyi vereceğim. Onu da ikinci derste vereceğiz arkadaşlar. İkinci dersimiz 13.50'de, değil mi? 13.50'de görüşmek dileğiyle.